Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen ÇEDES projesi ve protokoller, başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemiş, özellikle okullarda ve okul dışında yürütülen dini içerikli ÇEDES faaliyetleri belirgin şekilde artmıştır. MESEM projesi ile öğrenciler stajyer emeği ve beceri eğitimi adı altında patronlara ucuz iş gücü olarak pazarlanmaktadır. ÇEDES ve MESEM projelerini eğitimin Siyam ikizleri olarak tanımlamak mümkündür. Resmi verilere göre Türkiye'de resmi ve özel okullarda zorunlu eğitim, örgün eğitim sisteminde kayıtlı 17.558.025 öğrenciden 442.643'ü sistem dışındadır. Eğitimin bütün kademelerinde, özellikle orta öğretimde okullaşma oranında bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Kız çocukların okullaşma oranında görece artış olmasına rağmen bu artışın mezuniyet oranlarına birebir yansıdığını söylemek mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, okul terki ve devamsızlık konusunda en sıkıntılı kurumların orta öğretim kurumları olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra okullarda kayıt parası istenmesi, beslenme ve servis sorunları, kırtasiye, üniforma fiyatlarının 2-3 kat artması okul devamsızlığı arttırıcı rol oynamaktadır. Çocuklar ve haklarına yönelik tehditler sürüyor. Çocuklar sağlıklı gıdaya, suya, eğitime erişmemekte, çocuk yaşta evlendirilmekte, istismara uğramakta ve tutuklanmaktadır. Son yıllarda çocukların eğitime erişim hakkı başta olmak üzere en temel haklardan faydalanması ciddi oranda azalmıştır. Türkiye'de son 22 yılda 17 yaşın altında doğum yapan çocuk sayısı 577.049, 15 yaşın altında doğum yapan çocuk sayısı ise 20.000'dir. Öğrencilerin beslenme sorunu acil çözüm bekliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öne çıkan sorunlardan birisi de öğrencilerin beslenme sorununa ilişkin olmuştur. Türkiye'de çok sayıda öğrenci okula kahvaltı yapmadan gitmekte, yine birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğü görülmektedir. Çocuklar için beslenmenin önemli olduğu koşullarda süt, yumurta, peynir, zeytin gibi temel gıda ürünlerinin fiyatı 3-4 kat artmıştır. Aileler eti, sütü, meyveyi, kuru yemişi, geçelim yumurtayı, peyniri ve zeytini bile alamaz hale gelmiştir. Türkiye OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Türkiye'de bugün her çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. İktidarın siyasal hedeflerine göre hazırlanan yeni müfredatı reddediyoruz. Müfredat değişiklikleri okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede işlenecek derslerin içeriği ve bunlarla ilgili önemli ve toplumu ilgilendiren düzenlemelerdir. Müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken bütün ders kitaplarında milli ve manevi değerlerin merkeze alındığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla değişiklikleri eğitim biliminin temel ilkeleri üzerinden ele alarak değerlendirme yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bugün karşımızda eğitim programlarında yapılan teknik değişikliklerden çok iktidarın siyasal programına paralel olarak hazırlanmış bir eğitim müfredatı bulunmaktadır. Türkiye'nin ihtiyacı piyasa ve din merkezli eğitim değil, laik ve bilimsel eğitimdir. Laik eğitimde müfredat eğitim programları dini kural ve referanslara göre değil, bilimsel bilgiler üzerine kurulmak zorundadır. Öğretim programlarında tek ve değişmez doğru olmadığı cansız maddenin bile bir yandan çözülüp dağılırken diğer yandan da yeni biçimler altında örgütlenmekte olduğu anlatılmalıdır. Bu şekilde öğrenciler eğitimde sıkça kullanılan dini söylemlerden farklı olarak sürekli değişim gösteren gerçekliğin tek ve değişmez açıklaması olamayacağı daha iyi anlayacaklardır. Laik eğitimin en önemli göstergelerinden birisi karma eğitimdir. Karma eğitime yönelik hem yasal hem de fiili saldırılar devam etmektedir. 2018 yılından itibaren İmam Hatip liselerinde karma eğitimin ortadan kaldırılması yetmiyor gibi şimdi de bu uygulama ortaokullarda fiili olarak uygulanmaya çalışılıyor.
Şehit Halit Gülser Ortaokulu, Alabaş Ortaokulu ve Çınar İmam Hatip Ortaokulu gibi farklı il ve ilçelerde bulunan birçok ortaokulda karma eğitimin fiili olarak ortadan kaldırılmasına sessiz kalan mülki idareciler suç işlemektedir. Bu yanlıştan derhal dönülerek anayasada tarif edildiği gibi laik, bilimsel ve karma eğitim esas alınmalıdır. Laik bir ülkede devlet bütün dinler ve inançsızlar karşısında tarafsız olmak, bütün yurttaşlara eşit mesafede durmak zorundadır. Ana dilinde eğitim sorunu hala çözüm bekliyor. Genel olarak eğitimin, özel olarak ana dilde eğitimin temel bir insan hakkı olduğu görüşü dünya çapında genel kabul görmüş, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda uluslararası örgütün kararıyla da kabul edilmiştir. Ana dilinde eğitim, çocukların zihinsel gelişimlerinin, öğrenme yeteneklerinin ve sağlıklı bir kimlik edinmelerinin olmazsa olmaz koşullarındandır ve eğitim biliminin en temel ilkesidir. Bireylerin kendi ana dilini eğitim ve öğretimde kullanmalarının ve diğer kültürlerin özgürce gelişmeler için gerekli ortamın bir an önce yaratılması gerekmektedir. İktidar destekli kişi ve kurumların son dönemde laik eğitim ve laik yaşama yönelik tahammülsüzlüğünün sözlü ve fiziki saldırı boyutunu taşınmış olması endişe vericidir. İktidarda güç ve destek alan gerici güçlerin tüm tehdit ve provokasyon girişimlerine rağmen laik eğitim ve laik yaşam mücadelemiz kesintisiz sürecektir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitimde birçok sorunlar yaşarken Milli Eğitim Bakanı ne yazık ki bu çözümlere sorun üretmek yerine bu sorunları daha da çok derinleştirmiştir. Bakanlık laik eğitimde 0, bilimsel eğitim 0, demokratik eğitim 0, ana dilinde eğitimde 0, kamusal eğitim 0, cinsiyet eşitliği eğitimi 0, dinsel eğitim 100, hurafe eğitimi 100, otoriter eğitim 100, tek dil eğitimi 100, piyasacı eğitim 100, tek dil cinse dayalı eğitimde 100 alarak bakanlık sınıfta kalmıştır. Yusuf Tekin sınıfta kalmıştır.